da çetelerin ve devletin baskısı altında avukatların ezildiği, her yıl avukatların çeteler tarafından öldürüldüğü Filipinler odak ülke olarak belirlendi. Bugün Ebru Timtik anısına Filipinlerin Manila şehrinde online bir konferans düzenleniyor. Avukat Ebru Timtik, 5 Nisan 2020 tarihinde avukat Aytaç Ünsal ile birlikte adil yargılanma hakkı için direnme kararı aldı. Aldığı bu karar sadece kendisi için değil, bu memlekette yaşanan tüm adil yargılanma hakkı ihlalleri içindi. İçinde bulunduğumuz tarihsel süreçte adil yargılanma hakkı krizi her gün daha da derinleşiyor. Ebru'nun direnişinin başladığı günden beri, Çihade davası ile, Kobani davası ile, Gezi davası ile, HDP kapatma davası ile, İstanbul Sözleşmesi davası ile, kayyumlar ile, 1 Mayıs tutuklamaları ile, deprem yargılamaları ile ve nice hukuk garabeti ile tekrar gördük ki adil yargılanma artık yalnızca kitaplarda anlatılan bir rivayete dönüşmüş durumda. Daha yeni Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Kasım 2015'te tarihinde 4 ayaklı minare önünde basın açıklaması yapıldığı sırada katledilen Diyarbakır Borası Başkanı tarihçi cinayeti davasında 3 sanık polis hakkında beraat kararı verdi. Belirtmek isteriz ki bu karar toplumsal belirliğimizde ve demokratik kamuoyu nezdinde yok hükmünde olan bir kağıt parçasından öte bir değer taşımamaktadır. Adının yanına saray yazan adliyelerde adalet yok. Halkın da artık adalete inancı yok. İçine terör iddiası iliştirilmiş iddianame niteliğinde dahi olmayan kağıtlarla binlerce kişi yargılanıyor. Terör kelimesizliğiyle bildiği anda adil yargılanma hakkı rafa kaldırılıyor. Cumhurbaşkanı'nın hakaret tutuklamayla kadına yönelik şiddet cezasızlıkla sonuçlanıyor. Rüşvet veren serbestçe geziyor, slogan atan tutuklanıyor. Emniyet ve yargı örgütlenmeleri AKP'nin günlük ihtiyaçlarına göre sürekli yeniden düzenleniyor. AYM kararları uygulanmıyor, AYM üyeleri hedef gösteriliyor. İşte adil yargılanma hakkı günü tüm bu nedenlerle ülkemizde daha yüksek sesle dile getirilmesi gereken bir gündür. Açıkça söyleyelim, bizden Ebru Timtik adını anmaktan korkmuyoruz. Bugün Ebru'nun adından korkanlar, Türkiye'de adil yargılanma hakkını ortadan kaldıranlardır. Bu nedenle çağrımızı ineliyoruz. 14 Haziran adil yargılanma hakkı gününü tüm barolar birliği ve barolarda yüksek sesle dile getirmeli, tamamen hukuksuz bir yargılamayla hapsedilmiş, katledilmiş Ebru'nun adil yargılanma mücadelesini sürdürmelidir.